Nice. Aha, aşkım çık. Aşkım hava dışarı demek yemelim demiştik. Diye Seradan şey gelmiş. Şu an evet, arkadaşlar video çekecektik ama şu anda çekmekten vazgeçtik. Ya Sera! Aşkım. Aşkım. Millet gene biz geldik, gene manyak bir video ile karşınızdayız. Abart. Ama yani daha şu anda abartmaya şimdi başladım zaten. Şimdi ben şunu söyleyeyim, donu değiştirin. Hazır don bulundurun çünkü birazdan gülmekten öleceksiniz. Benim adım Deniz Han ve yanımda çok sevdiğim arkadaşım Emre Erokan var. Bir önceki videoyu daha henüz seyretmedik ama yeni bir formata başladık. Onu da söyleyeyim nasıl bir format. Ortak bir hikayeyi iki farklı perspektiften anlatıp bunu kimler nasıl anlatmış birbirimize şey yapıyoruz. Daha doğrusu ikimiz için de şey yapıyoruz. İkimiz için de aslında hani kimler bu hikayeyi nasıl yaşamış? Çünkü aslında aynı hikaye. Evet. İkimiz oradayız ama anlatım çok farklı. Yani sanki hakikaten ikimiz için de bambaşka hikayelermiş gibi. O yüzden şimdi burada aslında bana editte büyük iş düşüyor. Videoyu ben sadece hikayeyi anlatacağım. O da hatırladığım kadarıyla yorum bile katmayacağım. Yani öyle anlatacağım. Uğraşsın dursun bana. Ya bu şey demek değil. Hep biz aynı başımızdan geçen hikayeleri anlatacağız gibi değil. Atıyorum başka bir bölümde başka insanlar ortak bir hikaye anlatacaklar. Biz çünkü yavaş yavaş hikayeleri tüketiyoruz. Daha ikinci hikaye ve bitti hemen. Bir daha üçüncüde ne anlatacağım bilmiyorum. Şimdi nasıl olacak? Ben kulaklık takacağım. Üstüne bir kulaklık daha takacağız ve bangır bangır müzik çalacak ve hiçbir şey duymadan Emre'yi çekeceğim. Ondan sonra Emre de aynı şekilde kulaklığı takıp beni çekecek. Bakalım nasıl hikayelerle birbirimize bakalım. Ne kadar aynı hikaye yaşamışız, ne kadar doğru hatırlıyoruz. Bakacağız, göreceğiz. O zaman şimdiden iyi eğlenceler. Yorumlara aşağıya nasıl bulduğunuzu da yazın. Hani böyle öneri olarak. Çünkü yeni bir format olduğu için. Şunu ekleyin, böyle yapın. Evet, evet. Ben de anlatacağım hikayemi falan. Yani bunları hep bize yazın, paylaşın. Bize bakalım. Şey bir de söylemek istiyorum. Şu aşağıda gözüken hani bir çıkıntı var. Mikrofon, bir ne yapalım, ne yapsak ne etsek kapatamadık onu. Bir şekilde gene çıkıyor. Hani merak etme, o ne falan diye sormayın. Mikrofon. Aynen. O zaman başlıyoruz hadi Emre'ciğim. İlk kim sen anlatıyor? Sen anlat ya. İlk ben anlatayım. Bu sefer sen anlat. Hadi ben anlatıyorum. Hadi başlayalım. Beni takip edenler bilir. Gümüş diye benim bir kedim var. Dünyanın en tatlı kedisi olabilir. Herkes de çok sever. Bu bir köşeye. Gümüş bahçede gezdiği zaman bir özelliği var. Bütün pireleri üzerinde topluyor. Ardından bir bahçeye, bir evin içine, bir bahçeye, bir evin içine o yapıp bütün o pireleri bizim eve taşıyor ve evin içine pire basıyor. Yaklaşık 4 yıldır başımıza bu hadise geliyor yaz aylarında. Şöyle ki Denizhan arkadaşımız ya gerçekten evinde beslemediği hayvan yok galiba. Yani tavuklar var, horozlar var, işte köpek, kedi, bilmem ne, kuş, o geliyor, bu geliyor, arı vardı bir ara falan. Yani gerçekten hayvanat bahçesi gibi. Şimdi bahçe içinde bu kadar hayvan, şu bu, bir şey çektiler. Kene. Değil, pire. Pire. Pireydi, evet pire. Pire çekti. Şimdi öyle bir şey ki evin her yerini bunlarda pire basmış. Yazın gene böyle Haziran ayı gibi çok sıcak bir vakit. Akşam eve geldim şehirden. Ya evden içeri adım attım. Böyle tane tane zıplayan pireleri görüyorum üzerlerimde. Böyle dedim ki ben burada kalamayacağım. Emre'yi çok sevdiğim için Emre'yi aradım. Hatırlarsınız köpek ısırtmıştı bana. Bir gönül borcu var. Dedim ki Emre abi evde çok fazla pire var. Size gelebilir miyim dedim. Bana ilk sorusu şu oldu. Lan dedim ne demek evi pire bastı ya? Abi pirileri bize taşır mısın? Evini pire bastı bana gelecek. Pire üzerinde dolaşabilen bir şey. Yani benim evimi pire basacak yani. Emre Zekeriyaköy'de en fazla taşınan adam. 20 defa ev taşıdılar. Hala da düzenli olarak gene taşınıyorlar. Buradan birkaç sene önceki evleri böyle tam güneşe bakan bir camı olan böyle ön taraf komple cam ve ev direkt güneşe bakıyor. Yani şey gibi sera gibi de evin içi. Evin içine giriyorsun dışarısı 23 derece ise o sıcaktan etkilenip fanus etkisi 35-40 derece oluyor evin içerisi. Ve buna rağmen Emre kışlık ve böyle şey yorganlarla yatıyor. Böyle kalın pijamalarla falan yatıyor hani. Adam sıcağı seven bir herif. Bir tane laf vardır bilir misin ya, misafir hani umduğunu değil bulduğunu yer gibisinde. Yani ben bunu tabii ki hani yemek olarak değil bu. Ama şimdi ya bende kalacaksın. Abi adam eve geldi gibi söylenmeye başladı. Şimdi benim böyle yani çatı katıydı yani yatak odamın olduğu yer. Yani orada şey yapacak haliyle gündüz birazcık güneşi alıyor. O yüzden de bir tık ısınıyor aslında yani. Ya tamam hani ısınıyor hani ona bir şey bir lafım yok ama hani öyle dayanılamaz şey bir şey çünkü ya bir minik cam açık belki basit az ama yani hani tamam ondan hafiften üfürüyor yani hani belki çok minik şey yapıyor ama hani alışıyorsun sonuçta hani şey değil hani içerisi böyle 60 derece 50 derece 30 derece değil en azından yani. Ben akşam eve girdim abi o kadar sıcak ki ev yani
İnanılmaz bir şey yani, uyuyamazsın o sıcaktan. Neyse bu geldi. Zaten daha gelir gelmez başladı söylemeye. Of ne sıcak, ne yüzden ne. Of her şey üstüme yapıştı. Şu bu. Tamam yani yat zıbar, yarın hani durumlara bakarız şu. Ya yattık. Şimdi ya uyumaya çalışıyorum. Ben normal pijamamı giydim. Ya pijama giyiyorum orada. Pijamamı giydim. Üzerime yorganımı aldım. Yattım. Emre böyle dolma gibi kendini yatakta sarmış. Üstünü bir de hırka falan giyecek yani. O kadar sıcak. Abi dedim yok, ben bu kadar şeyden dayanamam. Ya tam uyuyacağım. 3 dakika sonra, 4 dakika sonra. Emre çok sıcak ya hani. Ben sıcak yapmadım sonuçta. Ama yani şu an bu durum. Hani yapabileceğim bir şey yok. Emre çok sıcak. Ben duşa gireceğim. Ya iyi dedim, gir. Yani hani ne yapayım şimdi? Duşa girdi, çıktı. Zaten hani böyle hep şey söylüyor. Duştan çıktım, kurudum. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bayağı girdi, çıktı. Normal hani. Bence gerek bile yoktu. Ama neyse. Duşa girdim. Soğuk duş. Duştan çıktım. 3 dakika sonra tamamen kurudum. Yine çok sıcak. Girdi çıktı işte. Ondan sonra yattı. Ya yine sıcak, söyleniyor söyleniyor. Ben de yani uyumak istiyorum gerçekten. Asla uyuyamıyorum. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Baktım bir yerde kolonya var. Kolonyayı her tarafıma kolonyaladım. Harika bir ferahlık geldi. Neyse. Dedi ki kolonya var mı? Ya dedim var. Bu arada yani gördüğünüz gibi istekleri bitmiyor. Neyse işte gitti, kolonya sürdü falan, böyle şey yaptı. Daha sonrasında böyle şey yaptı. Oh iyi geldi falan. Ben de içimden şey diyorum, tamam hani artık demek ki yani bir serinleme geldi, artık uyuyacak yani, sıkıntı yok. Yattı yine. Şey okumaya başladı yani, bir abarttı birazcık işte. Ne yapılır, ne edilir böyle sıcaklarda, hani nasıl serinlersin şu bu. Yani bu da yani herhalde aratabileceğin en saçma şeylerden, yani nasıl serinlersin. Cam aç ya, orada kalma veya başka bir şey yani. Bilmiyorum, serin bir yere geç. Yani bu tür bir çözümü var aslında. Kolonyanın bir etkisi varmış. O ferahlatıcı etkisi gittikten sonra ekstra sıcak yapıyor. Yani ben yandım. Daha ilk çıkan şey şuydu zaten. Sakın kolonya sürmeyin. Yani çünkü o kolonya sürdü. Sürdükten sonra yani resmen yakmaya başladı vücudunu. Yani belliydi öyle olacak zaten. O gece nasıl uyuduğumu bilmiyorum. Yani yatakta yatıyorum, terleyip bir daha kalkıyorum. Gene duşa giriyorum, yatıyorum. Saçlar kurumuş. Emre yanımda gerçekten hani imkanı olsa bir kat daha yorgan, üstüne battaniye şey yapacak, öyle uyuyacak. Yani çevremde benim tanıdığım insanlar içinde sıcağı en fazla seven insan muhtemelen Emre. O akşam ne uyudu ne beni uyuttu. Öyle bir sıcak da yoktu aslında. Yani ben sonuçta çok uzun seneler orada kaldım. Hiç yani her zaman pijamamla yattım, her zaman yorganımla yattım. Hiçbir sıkıntı yoktu. Bu işte birazcık böyle kötü komşu olduğu için söylene söylene o akşam hakikaten geçirtti bize yani. Böyle saçma bir hikaye. Çıkartabilirim. Şu an videonun da sonuna geliyoruz ama söyle bir şey söyleyecektim tam bölüm. Ben seni bölüyordum aslında. Yani iki tarafta şu an anlattı. Dinleyen dinledi. Aynen. Şimdi farklılıklarını şeyden göreceğiz. Edit yaptıktan sonra aynen. Sizden yorumlarınızı bekliyoruz. Üçüncü hikaye ne olacak inanın ben de bilmiyorum. Ama var. Hikaye yok dedin ama var. Ha, yani var. Ama evet. Hani seçemiyoruz. Çok fazla var. Ona diyecek bir şeyim yok. O zaman arkadaşlar kendinize çok güzel bakın. İyi aynen. Bakın. Tekrardan görüşmek tekrardan üzere. Tekrardan görüşmek üzere. Aşağıya da eğer editlersek diğerinin de şeyini koyacağım inşallah. Aynen. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere.